Evet değerli dostlar herkese tekrar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ekranımızda standart yasal uyarımız kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanları kapsamında değildir. Değerli dostlar katıra dahil olarak aynı taleplerinizi iletebilir. Canlı yayına yön verebilirsiniz. Kral destek ile chat ekranı kullanabilir. aynı taleplerinizi iletebilir. Katıl özel videolarını istifade edebilirsiniz. Full pakete ekstra özelliğimiz nedir arkadaşlar? Kral desteğin üzerine WhatsApp üzerine birebir irtibat diyalog. E benimle birebir görüşme sağlayabiliyorsunuz. Sayende kazandım ise e, senin sayende kazandım. Bu da bizden olsun üyeliğidir arkadaşlar. Ona göre üyelikleri yenileyebilir veya da dahil olabilirsiniz. Evet bir maçla başlayalım bugün yayınımıza. E, hemen hızlı bir şekilde bir maçı değerlendirelim. Arkadaşlar bir maç biliyorsunuz daha önce bizim formasyon anlamında topu formasyonundaki hisselerimizden bir tanesiydi. Ve şunu söyledik. Burada topu formasyonu oluşurken şuraya da çizdik. Bu kırmızı çizginin altında bakınız. Trendin desteği kırılmadığı müddetçe 405 bandının üzerinde de 468 teknik hedefimizde 461'leri gördük. E, topu formasyon neredeyse hedefine yaklaştı, yaklaşıyor arkadaşlar. Şu anda dirence geldik. Yani bu direnci de kırarsa biraz daha yolculuk yapabilir. Yani dirençte olmamız hasebiyle Şimdilik böyle biraz belki istirat durumu olabilir ama halen yükselen kanal trendini devam ettiği için arkadaşlar burada herhangi bir sıkıntı gözükmüyor taba bir yükseliş başlangıcı da olabilir. Yani hedefine varır, daha sonra devam da edebilir. Yani bu yeşil çizginin üzerine attıktan sonra şöyle 468, 469'ların üzerine attıktan sonra buradan da bu kanal boyu da yine ne yapabilir? Yukarı doğru gidebilir. Yani ki buradan dönecek diye bir kaydemiz yok. Baktığımız zaman şöyle bir yükselen kanal trendimiz var ise bu kanal boyu da ne yapabilir arkadaşlar? Yukarıya doğru bir yolculukta gelebilir. Ona göre yine takip etmekte fayda var diyoruz değerli dostlar. Evet. Şöyle aldığımız zaman bakın bu kanal boyu yukarı doğru yolculuk potansiyelimiz mevcut diyebiliriz. Evet. Devam edelim. Ahkaz. Evet. Bizim düşen kırılım hisselerinden de Ahkaz. Şimdi arkadaşlar Ahkaz'da bakınız e, ufak tefek fake hareketler oldu. Şunu kaldıralım. Bakın şimdi sizlere daha önce bir konsolidasyon bölgesinden bahsetmiştim. Bakın şu tarihler arasında bakın Ağustos 2023 yine Kasım arasında 2023'ün bir konsolidasyon dönemi yaşamıştık. Burada yukarıdaki konsolidasyonun benzeri bir dönem yaşayabiliriz demişti. O konsolidasyonu yaşıyoruz. Konsolidasyon kimine göre olumludur, pozitif, pozitif olarak değerlendirilir ama kimisinden der ki konsolidasyon bir testere'dir, biçer. Yani o şekilde bakan da olabilir ama konsolidasyon neticesinde arkadaşlar kırılımın yönü bizler için önemli olur. Evet daha önceki konsolidasyon sürecinde aşağı doğru bir kırılım gelmiş 13.70'lerden Kaça kadar düşmüş? 8'lere kadar düşmüş. Umarım şimdi de tam zıttı olur. Yukarıdaki direnç hattı yani 14 14.60'lar kırılır ve bu konsolidasyon yukarı doğru tamamlanır ve yükseliş başlangıcı olarak konsolidasyon bölgesinin kırılımı 14.50, 14.60'lar umarım söz konusu olur diyelim. Alt desteğimiz kaçmış burada? 12.25'ler ki test edilse güzel bir alım fırsatı da verebilir. Onu da ifade edelim. E yine ana destek hattını şöyle bir çizdiğimiz zaman tabii ki 14 pardon 11.98'ler yani MA200 bandı kırıldığı takdirde buradan yani bu konsolidasyonu kırdık diyelim 13 12 30'lar akabinde 11.90 90 bantları kırıldı takdirde bu kırmızı çizgi bizim için ideal bir fırsat bölgesi olarak değerlendirilebilir. Evet. Akkaz'da geçelim şimdi. Umarım yukarı yönlü konsolidasyonu yukarı doğru tamamlar. Albaraka'ya bakıyoruz arkadaşlar. Albaraka'da biliyorsunuz bir fincan kulp formasyon oluşumu söz konusu idi. Formasyon gereği buradaki derinlik kadar yukarı doğru gitme potansiyelinden bahsedilir. Değil mi arkadaşlar? Yani böyle bir potansiyelimiz var ise şöyle alalım ortalama bu çizgi üzerinden gidelim. Şöyle net olsun. Evet, baktığımız zaman bir konsolidasyon bölgesinin içerisinde yine burada yani bir yataya bağlayabilir burada. Ama bizim total senaryomuz nedir? Burada bir fincan kul formasyonudur arkadaşlar. Ve bu fincan kul formasyonunda buradaki derinlik kadar yukarı doğru gitme potansiyelimiz söz konusu diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle aldığımız zaman kırılım sonrasına koyduğumuzda yaklaşık 6-20 seviyelerine denk gelen bir grafik görüntümüz söz konusu. Evet. Tablo bu şekilde. Umarım bu hedefini tamamlar. E, baktığımız kadarıyla, kadarıyla MA20'den tepkisini aldı. 483'lerden. ki Kırılsa 4.60'lar devreye girebilirdi. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Bir de her zaman diyoruz geçmişteki bir önceki tepe noktasının üzerinde yer alın arkadaşlar. Bakınız bu seviyenin üzerinde yer alın. Biz daha önceki tepe noktasını yapmış. Buradan reddedilmiş. Satış şimdi de üzerindeyiz. Yani bir kırılım daha sonra onay alma durumu söz konusu. Olumlu. Herhangi bir problem şu anda gözükmüyor. Burada da. Evet. Sasa her daim dedik e, sizlere. Vakti geliyor olabilir. Sasayı Bakınız buralarda ki burayı nasıl tespit ettik arkadaşlar? Bakınız burayı biz 34 seviyelerini tespit ettik. Geçmişte defaatle test edilmiş olan bir noktanın uzantısı olması hasebiyle pozitif uyumsuzluk ve de şuradan kırılımın onayı anlamında burayı ifade etmiştik. Şunu da söylemiştik. Yani oyuna dahil olursanız aşağıda 30 04'lere de pay ayırın demiştik ve ona da gerek kalmadı. Yukarı doğru kırıldı. Bakınız İlk hedef 30 pardon. İlk hedefimiz buradaki dirençti. Tam da dirençten red yedik. Yine bir konsolidasyon süreci sonra yukarı doğru kırıldı. 49 seviyeleri şu anda gözüken teknik hedef bölgemiz. Ki daha önce de bu hedefi sizlere belirtmiştik. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Ee, güzel. Ha burada bir trend oluşturduğunu da söyleyebiliriz artık. Şöyle bir yükselen kanal trendi oluşturduğunda söyleyebiliriz. Şöyle bir görüntümüz de burada söz konusu. Ee, bu da bir müddet daha yolculuğun devam edeceğinin göstergesi. Bakın çok net bir trend söz konusu burada. Hemen şöyle alacak olur isek. Evet bizim çizim nereye Şurada. Evet bakın. Trende bakın arkadaşlar. Daha önce destek vazifesi görmüş burası. Bakın destek. Destek. Şimdi burada direnç. Bakın tekrar direnç hattına doğru geliyoruz. Daha 51 seviyelerinde bir teknik Bölge söz konusu burada. Umarım test eder burayı. Daha sonra kırılımla, majör kırılımla yolculuğuna devam eder. Ama tabi bu dirençler reddimesi durumunda ufak tefek geri çekilmeler de söz konusu olabilir. Biz hissi ta ki 34-35'lerde aktardık. Güzel bir fırsattı burası. E şimdi ana dirence geldi. Düzeltmeler olabilir. Düzeltmeler olabilir. Bunlar her daim borsanın tabiatında, yapısında olan hususlar. Bakın şu şekilde. Şurayı alalım buraya kadar gelip buralardan şöyle kırılıp buralardan bir düzeltme şeklinde gidebilir. Yani hedefimiz daha var yukarıda. Hedefimiz var. Bakalım 49 53 54'ler test edilecek mi? Hep beraber göreceğiz bunları. Sasayı da geçtik. Otkar. Evet, o Otkar'a bakalım. Evet. Otkar'da yükselen kanal trendi. Çok net aşikar. Evet, yükselen kanal trendi içerisinde devam ediyor. Şimdi Otkar'ın buradaki görüntüsünde bu yükselen kanal trendi içerisinde değerli dostlarım. Daha önceki zirve hattının üzerine yine atabilirse yukarıda katlama hedeflerinden bahsediyor olacağız. Yani burada bir çanak katlama hedefine gidebilir. Hemen Fibonacci seviyelerin üzerinden gösterelim. 6631 ee, 60, 631 katlaması da 679 şeklinde takip edilebilir Otkar. Evet devam edelim. Garanti evet garanti de fincan kulp formasyonuydu. Teknik hedefimiz yaklaşık 95 seviyeleriydi. 90'lara kadar geldik. Garanti de teknik analiz gerçekten süper işledi arkadaşlar. Yani sağa yatık sola yatık geçiyoruz bu muhabbetleri diye her daim anlattık. Hedefimiz bakın kırılım neredeydi 76'lardı. Teknik hedef bölgemiz 94. Hedefe doğru gidiyoruz. Şu anda herhangi bir bozulma yok. Trendsel anlamda bir bozulma yok. Tabii ki bazı doygunluk indikatörlerimiz var. Ona da yapılacak nokta arkadaşlar trend oluşturmaktır. Bakın şu şekilde en doğal trend bölgesini oluşturmaktır. Ve bu trendin hemen hemen üzerindeyiz şu anda. Gelebilir mi düzeltme? Tabii ki de gelebilir. Ama bu trend aşağı doğru kırılmadığı müddetçe arkadaşlar aşağı doğru bir kırılım yani şu anki görüntüde 84 seviyeleri gibi aşağı doğru bir kırılım gelmediği müddetçe yön trendsel anlamda yukarı. Tekrar ediyorum. 94 bandı zaten bizim çok çok önceleri çizmiş olduğumuz teknik e, fincan kul formasyonu teknik hedefi idi. Devam edelim. Sabancı Holding biliyorsunuz ana major trendlerden, dirençlerden dedik bahsettik. Kırılım geldi. Ve şunu uzantıyı niçin çekmiştik şuradaki? Bu seviyenin altına sarkarsa stop olunabilir. Stop loss bölgesiydi. Uzatıyoruz halen. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet indikatörlerde yorgunluk emareleri olabilir ama velakin şuradaki şu direnç hattı artık kırılmış. Yani yeni bir yolculuk söz konusu. Yani yukarıdaki kırmızı çizgimiz artık kırılmış. Şu şekilde alıyoruz. Artık bu kanal boyu yukarı doğru gitme potansiyelinden bahsediyor oluruz arkadaşlar. ya yani bu kanal boyu yukarı doğru bir yolculuk oluşabilir. Hemen şöyle aldığımız zaman bu kanalı Evet. Şöyle alıyoruz. Bakınız. Kanal boyu yukarı doğru ne yapmış oluyor? Gitmiş oluyor. Güzel. Şu anda sahol halen olumlu. Yani gelip de sahol bu kırmızı hattın altında önemli destek seviyeleri kırılmadığı müddetçe ki burada gözüken en önemli nokta şu anki itibariyle 92 seviyeli. Alt kapanış yapmadığı müddetçe 110'lu rakamlara doğru yolu devam edebilir. Değerli dostlar. Şu anda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor burada. Evet. Saholu da Böylece geçmiş olduk. Devam edelim. Birkaç hisseye daha bakalım. Arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayalım. katıl dahil olarak analiz taleplerinizi iletebilir. Canlı yayına yön verebilirsiniz diyoruz. Evet burada da yükselen bir kanal trendi içerisinde gitmişiz. Yine konsolidasyon bölgesinden bahsetmişiz. 135 desteklemişiz. 160 direnç kırdığı takdirde 186 ki almış. 186 seviyesi test edilmiş. Şimdi bu ana kanal trendinin üzerine at atmışız arkadaşlar. Biraz önceki hissede de aynı benzeri görüntü vardı. Burası artık kırılmadığı müddetçe bu hat aşağı yönü kırılmadığı müddetçe bir problem yok. Yani yaklaşık 220 seviyelerini arkadaşlar ortalama 220 seviyelerini destek olarak alabilirsiniz. Ki daha önce bakınız defaatle test edilmiş burası MA20 bandı. 220 eğer kırılırsa 208'ler gözükür. Ama şu anki görüntü tablo halen olumlu, halen pozitif arkadaşlar. Yapı Kredi Bankası uyarımızı çektik Yapı Kredi'de. Konsolidasyon dedik. Bakınız üçlü tepe, dörtlü tepe. Arkadaşlar burada kırılıma bakacağız. Bakınız bu kırılım. Şu şekilde 32 30'dan üzerinde olmalı ki 32 30'dan üzerinde olmalı ki olumlu değerlendirebilmeliyiz. Değerli dostlar 32 30 şu anda gözüken direncimiz. Aşağıdaysa 29 90 seviyeleri desteğimiz. 32-30 kırıldığı zaman yani buradaki teori nedir? Buradaki yükseklik kadar bu yükseklik kadar yukarı doğru gitmesi yönündedir arkadaşlar. Şu şekilde alıyoruz burayı. Sarıyla çizdik. bakın tablo bu. Evet. Ola ki 32-30'lar kırıldı. Bir üst bandımız nedir? Katlama katlama gideceksek 34-88. Evet şu anki görüntü bu yapı kredi de bence güzel de işledi bu konsolidasyon bölgesine uyarımızı yaptık. Çok acele etmeyelim biraz vakit geçebilir demiştik. Yani epey de vakit geçti ee, buradan. Yani neredeyse yani Nisan'ın başlarından itibaren buralardayız arkadaşlar. Evet devam edelim mi yeterli bu kadarlık. Ee, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle değerli dostlar beğenmeyi paylaşmayı yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Katıla adaylı olarak aynı taleplerinizi iletebilir. Canlı yayına yön verebilirsiniz. Katıla dahil olmanız faydanızdadır diyoruz. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Lütfen sizlerden ricam beğenelim, paylaşalım ve de yorum yapalım arkadaşlar.